Kıymetli misafirlerimiz, sevgili dostlarımız, Sayın Başkanım, İstanbul'daki kültürel dini alanda hizmet veren dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, yayıncılar, düşün insanları ve din görevlileri, mütedeyyin dünyanın saygın temsilcileri, kanaat önderleri, bu güzel iftar gecemize hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Her şeyden önce İstanbul'da, Haliç boyunda, Eyüp El Ensari Hazretlerinin merkadının hemen karşısında bir noktada buluşmak gerçekten çok anlamlı ve çok değerli. Dünyamız oldukça zor koşullardan geçiyor, oldukça insanlık oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. İçinden geçtiğimiz yoklukla, açlıkla, insanların birbirlerine düşmanlıklarıyla sınandığı, insanlık adına her türlü yaralar aldığımız bu zor zamanlarda Ramazan ayının birleştirici, şifa verici iklimine sığınmaya her zamankinden çok çok daha fazla ihtiyacımız var efendim. Ne mutlu bize ki dinimizin ve Ramazan ayının en anlamlı şekilde karşılık bulduğu mukaddes bir şehir olan İstanbul'da yaşıyoruz. Bütün semavi dinleri aynı saygıyla kucaklayan, yan yana yaşatan bu şehir, bütün yönleriyle bu dünyada eşsiz ve benzersiz bir kenttir efendim. Bu şehrin tarihi, semtleri, toplumun her kesimini buluşturan meydanları, huzur veren ibadethaneleri, insanların İstanbul'un asırlardan süzülüp gelen kültürel zenginlikleriyle, Ramazan'ın iftardan sahura uzanan manevi atmosferiyle daha güzel, daha şenlikli, daha neşeli bugünlerde. Böylesi bir mirasla kuşatılmış olan bu şehirde nefes almak, biz İstanbullular için gerçekten, gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Görevimizin bir gereği olarak, İstanbul'un toplam 41 Selahattin Camii'nde periyodik olarak her türlü temizlik, bakım, ibadete hazır hale getirme görevi, türbe, hazire, çeşme, anıt gibi yapılarda ise önleyici koruma hizmetleri ve çalışmaları yapıyoruz. Değiştirdiğimiz temizlik algısıyla kıymetli camilerimizin tarihi dokusunu koruduğumuz gibi onlara hak ettikleri değerle ve özenle de buluşturuyoruz. İstanbul'un tüm kutsal tarihsel mekanları yanında inanç mekanlarının ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda iftar yemeğimizin de soframızın da siz değerli konukların kültürel ve manevi alanda hizmet veren kişi ve kurumların ihtiyaçlarına, sorunlarına yakından vakıf olmak ve onlara daha iyi bir hizmet verebilmek adına bu özel günde yan yana gelmenin bize rehberlik edeceğini düşünüyoruz. İftar sofraların bu özel, zengin, bereketli sofraların zenginliği, onun niteliğini belirleyen şey yemeklerin çeşitliliğinde değil, o sofra etrafında bir araya gelen insanların çeşitliliğinde
kardeşliğinde ve gönül birlikteliğindeki ortaklık duygusundadır efendim. Ramazan sofraları işte bu yüzden aynı zamanda ve esas olarak kardeşlik sofralarıdır. Tıpkı Fransız yazar Gérard de Nerval'ın İstanbul'u deneyimlediğinde burada gördüğü ve seyahatine aktardığı Doğu'ya Seyahat kitabında Osmanlı'da Ramazan'ı tasvir ettiği şu cümlelerdeki gibi. İstanbul'da Ramazan'da herkes her eve girebiliyor ve orada verilen yemeklerden yiyebiliyordu. Şüphesiz İstanbul'un bu tarihsel kimliğinde her zaman paylaşmanın, yan yana gelmenin, birlikte olmanın ve rızkı birlikte paylaşmanın özel bir tılsımı ve özelliği var. Bugünlerde bu güzel ülkenin, bu güzel toplumun herkesin birbirinin şefkatine, merhametine gerçekten çok büyük ihtiyacı var. Bu duygularla Kutsal Ramazan ayının şehrimize, ülkemize, dünyamıza hakikaten ihtiyaç duyduğumuz insanlığın ortak huzur ve barışına katkı sağlayacağını, huzur ve barış getireceğini Cenab-ı Hak'tan biliyorum efendim. Tekrar kardeşlik soframıza hoş geldiniz diyor, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, kıymetli konuklarımız, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve çocuklar, hepinizin mübarek Ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine ve insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii dünyanın yaşadığı bu zor dönemde, savaşın hemen yanı başımızda olduğu bir ortamda inancı ne olursa olsun, savaşın hiçbir devlete, hiçbir millete reva görülemeyeceğini bilen insanlarız. Gerçekten Allah savaştan korusun, savaş içerisindeki topraklarda bir an önce barışın olmasını ve can kaybının durmasını, başta çocukların ve kadınların mağdur olduğu bu ortamın sona ermesini elbette diliyorum. Ülkemizde yine zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik olarak gerçekten bütün insanların yorulduğu ve yoksulluğun en derin bir biçimde arttığı günlerdeyiz. Gıdaya erişmekte bile zorlanan birçok yurttaşımızın olduğunu, ailelerin olduğunu, belki de en yakından yaşayan, bilen, gören kurumların başından geliyoruz. Bu anlamda sizlerle beraber duyurmak isterim ki dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bu günlerde mübarek Ramazan ayının hepimize öğrettiği değerlere çok daha fazla gereksinim duyduğumuzu hatırlamamız, hissetmemiz gerekiyor. Paylaşmak, birlik, beraberlik, merhamet ve hoşgörü kılavuzumuz olmalı. Bu zorlu günleri ancak israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını en üst seviyede gözeterek birbirimize destek olarak milletçe aşabiliriz. Toplum olarak artık daha fazla ayrışmaya, kutuplaşmaya değil, aynen bugün olduğu gibi aynı sofrada buluşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Güzel inancımızın, dinimizin bize öğrettiği öğütleri ve emirleri de bu yönde olduğunu zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapmamız gereken şey, dinimizin gerekliliklerini günün ihtiyaçlarıyla buluşturarak hayatımıza o gereklilikleri katarak en güzel ortamın varlığına hep beraber katkı sunmalıyız. İslam, insanlığın evrensel birikimine ve tecrübesine her zaman açıktır.
tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca İslam filozoflarının ve bilim insanlarının dünyaya kattıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Orta Çağ'da Batı akıl ve bilimden uzak bir hayat sürerken İslam dünyası aydınlanmanın merkezi konumundaydı. Yine Endülüs'te bilim ve düşün dünyasında kat edilen mesafe de tarihi kayıtlarda mevcuttur, ortadadır. Bizi başarıya götürecek yöntemler tarihimizde mevcuttur. Açıp bakmamız, okumamız yeterli. Ebu Hureyre şöyle demiştir: İnsanlardan ashabıyla istişare eden kimseler içerisinde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok istişare edeni görmedim diye bize bildirmiştir. Hazreti Peygamberimizin istişareye büyük bir önem verdiğine işaret eden daha birçok uygulaması ve uyarısı da mevcuttur. Çünkü Yaradan Ali İmran suresinde iş konusunda onlarla müşavere et ilahi mesajıyla peygamberine dünyevi konularda insanlarıyla beraber istişare etmesini, danışmasını emretmiştir. Bu açıdan güzel Kur'an'ımız gösteriyor ki İslam demokrasiyle, tartışma ve danışma kültürüyle, ortak akılla en üst seviyede uyumluluk gösterir. Onların işleri aralarında şura iledir ifadesinin geçtiği Şura suresi bu konunun sureye isim verilecek kadar Kur'an-ı Kerim'de önemini gösteren değerli bir izdir, göstergedir. Bugün hep birlikte milletçe, belki de dünya insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz. Bu bizim inancımızda da var. Kutuplaşmamalı, birleşmeli ve hep birlikte uyum içerisinde daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız. Tarih boyunca Müslüman topluluklar içerisinde sultanlara, yöneticilere hakkı, doğruyu ve adaleti tavsiye eden birçok mübarek şahsiyet, ilim insanı var olmuştur ve onların, başarılı insanların yanında sayısı oldukça yüksek bir şekilde bulunmuştur. Onların isimleri, öğütleri belleğimizde çok önemli bir yer tutmuştur. Çünkü adaleti ve hakkaniyeti savunmak Müslümanlığın, güzel inancımızın bir gereğidir. Bugün de birçok Müslümanın dinin bu gereğini yerine getirmek ve seslerini duyulur kılmak için mücadele ettiğini, büyük bir mücadele verdiğini görüyoruz. Buradan hepsini selamlıyorum. Yüce Allah onlardan razı olsun. O güzel seslerden, bizi aydınlatan fikirlerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda sizlerle iftar sofrasında buluşup Ramazan'ın yüksek maneviyatını paylaşmaktan büyük bir memnuniyet
ve onur duyuyorum. Bu zorlu dönemden, bu zor ekonomik süreçten çıkıp yeniden refaha, mutluluğa, huzura ulaşacağımız, tekrar güçlü bir birliktelik ve beraberlik içerisinde olacağımız çok güzel günlere yakın bir süreçte kavuşacağımızı en üst seviyede umutla, ümitle, inançla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Allah hepimize güzellikler nasip etsin. Haramdan uzak, hakka ve adalete yakın duranlardan olmayı nasip etsin. Hep birlikte huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bu güzel Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyor. Yakın zamanda kavuşacağımız Kadir gecemizin mübarek olmasını sizlerle paylaşıyorum. İnşallah en güzel bir şekilde Ramazan bayramına ailelerimizle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir biçimde kavuşmamızı temenni ediyor. İbadetlerimizin tekrar kabul olmasını dileyerek hepinize afiyet olsun. Allah kabul etsin. Selamla, saygıyla sizleri selamlıyorum. Sağ olun, var olun.